Kandil'in HDP'li kimi isimlerini seçimlerden önce Öcalan'a özgürlük söylemlerini Merdan Yanar da Tele 1'de canlı yayında dillendiriyor. Buna kim görev verdiyse ya da bu adam kimden talimat aldıysa bu söylemi ekranda canlı yayında dile getiriyor ve 40 bin insanımızın canına, malına, namusuna kastetmiş bebek katili Abdullah Öcalan'ın cezaevinde çok kaldığını söylüyor. Yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan, yani 25 yıldır hapiste, kesintisiz hapiste Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. En uzun süre yatan. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yok. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz. Kimden yüz buluyor, kimden yüz alıyor, nasıl bir emir aldıysa bu ifadeleri canlı yayında ekranda dile getirebiliyor arkadaş. Kimdir bu adamlar ya? Bu devlet sahipsiz mi ya? Bu devletin sahibi yok mu kardeşim? Bunların hainliği bitmeyecek arkadaşlar. Bitmez. Tayyip Erdoğan bu iktidarda kaldığı sürece bunlar hainlik etmeye devam edecekler. Hani bir söz var ya, bir kere satan herkesi satar diye. Bir kere hainlik yapan her zaman hain olur. Bunun son örneğini Muharrem İnce'nin Mangır Merdan dediği Merdan Yanardağ'ın son konuşmasında gördüm. Sahibi olduğu Tele 1'de Abdullah Öcalan açılımını yaptı kendince. Hayırdır birader? 40 bin kişinin katili olan, 40 bin kişinin kanında eli olan bir katil, bebek katilinin cezaevinde kalması sana niye bu kadar koydu acaba? Çok merak ediyorum. Abdullah Öcalan çok fazla cezaevinde kalmış. 25 yıldır cezaevindeymiş. Böyle bir şey yokmuş. 25 yıl bu arkadaşa çok geliyor ama 40 bin insanımızın şu anda toprağın altında olması bunlar için hiç önemli değil. Varsa yoksa Abdullah Öcalan, varsa yoksa PKK, varsa yoksa terör örgütleri. PKK seviciliğine devam ediyorlar çünkü önümüzde bir yerel seçim var. O yerel seçimlerde PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin desteğine ihtiyaçları var. Mangır Merdan'ın aslında geçmişi belli, çok şaşırmamak lazım. Hayatı PKK seviciliğiyle geçmiş biri. Bugün söylediklerine geleceğiz ama önce biraz eskiye gidelim. PKK'yı, bebek katili APO'yu nasıl sevdiğini, nasıl koruduğunu, nasıl aklamaya çalıştığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Merdan'ın toz kondurmadığı teröristlerden biri arkadaşlar. Roket atmak üzereyken, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerine, polisine, tam o sırada roket fırlatmak üzereyken Türk askeri tarafından imha ediliyor. PKK'lı olduğu apaçıkken. Adam katliam yapmaya hazırlanıyor ve son anda Türk askeri bunun farkına varıyor ve gerekeni yapıyor. Merdan Efendi'nin hoşuna gitmiyor bu tabii. 25 Ağustos 2016 tarihinde attığı Twitter mesajında bakın neler söylüyor. Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır. Ya adamın PKK'lı olduğunu kabul ediyor ama diyor ki bu saldırıyı PKK'nın yaptığı nereden belli? Böyle buyuruyor Merdan Yanardağ. PKK'yı aklama paklama derdinde yani. Öcalan sevgisi yeni değil. Birazdan ekrana getireceğimiz PKK seviciliğinin bir benzerini yıllar önce yine 12 Temmuz 2016 yılında hem de gecenin 02:43'ünde bakın, saate bakın arkadaş. O saatte adam tweet atıyor. Ne diyor? Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Ya hepsi bu mu? Tabii ki değil. 12 Temmuz 2016 yılında ise Kürtlerin ayrılması, bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli diyor Twitter mesajında. Bu mesajı da ne gelmişse aklına artık o gecenin bir vaktinde 02:19'da atıyor. Özel bir sevgisi var arkadaşım. Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarma derdine düştü şimdiden. Kandil'in HDP'li kimi isimlerini seçimlerden önce Öcalan'a özgürlük söylemlerini Merdan Yanar da Tele 1'de canlı yayında dillendiriyor. Bu çok önemli bir şey.
Ve bu çok tehlikeli bir şey. Buna kim görev verdiyse ya da bu adam kimden talimat aldıysa bu söylemi ekranda canlı yayında dile getiriyor ve 40 bin insanımızın canına, malına, namusuna kastetmiş bebek katili Abdullah Öcalan'ın cezaevinde çok kaldığını söylüyor. Şimdi İmralı'ya baktığımız zaman yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan. Ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, yani 25 yıldır hapiste, kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. En uzun süre yatan. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Ev hapsi vesaire. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Evet, bebek katili Abdullah Öcalan bu şahsiyet için zeki bir adammış. Şimdi bunun geçmişini size anlattım. PKK'nın gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmış zamanında. Bu nedir şimdi? Nereden esti Merdan? Nereden estiyse durup dururken bu çıkışı yapıyor Mangır Merdan, tırnak içinde söylüyorum. Hangi dağda kurt öldü acaba? Yapılan nedir biliyor musunuz? Adam açıkça suçu ve suçluyu övmekle kalmıyor. Canlı yayında terör propagandası yapıyor. Biz bu adamın küfürlerine, hakaretlerine, aşağılamalarına, AK Parti düşmanlığına, Recep Tayyip Erdoğan nefretine alıştık ve tahammül ettik. Dedi ki bırakın konuşsun. Bırakın konuşsun dedi. Ya da it ürür, kervan yürür diyeceğimiz bir şey değil kardeşim. Ebu Bekir Şen diyor ki soruşturma başlattık. Soruşturmayla mı kalacaksınız Ebu Bekir Bey? Canlı yayında, canlı yayında ulusal bir kanalda terör propagandası, terör örgütünün başındaki bebek katili Abdullah Öcalan'ın tutsak olduğunu söylüyor. Sanki hiçbir suç işlememiş, sanki birçok kişinin canına kıymamış gibi. Devletin savcıları bu adam zıvanadan çıktı. Bu düşünce özgürlüğü bilmem ne şu bu. Bu yaygarayı koparacaklar. Aa Merdan Yanardağ bak neler yaptılar. Düşüncesini ifade etti diye. Bunu yapacaklar. Ama bu sefer bu iş onun kanalında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş'ın işine benzemiyor. Bu iş başka bir şey. Kimden yüz buluyor? Kimden yüz alıyor? Nasıl bir emir aldıysa bu ifadeleri canlı yayında ekranda dile getirebiliyor arkadaş. Kimdir bu adamlar ya? Bu devlet sahipsiz mi ya? Bu devletin sahibi yok mu kardeşim? Ekranda ihanet fışkıracak devletin savcıları, devletin hakimleri. Hayır. Hayır. Hayır kardeşim. Hayır. O kelepçeyi bu adamın eline takmalısınız. Hemen vakit geçirmeden. Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Türkiye yol geçen hanı olmuş. Vay maşallah. PKK'lı teröristler, onların yandaşları, meclisteki ayağı her şeyi söyleyecek. O yetmezmiş gibi bir de başımıza Mangır Merdan çıkacak ve Abdullah Öcalan seviciliği yapacak ve terör örgütü propagandası yapacak. Olacak şey değil. Neyse ki ben bu yayını yaptığımda Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmış. Ama bu kuru bir ifadeyle olacak bir iş değil kardeşim. Bunun bedelinin ödetilmesi gerekiyor. Bedel ödeyecek. Olur mu öyle şey ya? Buradan haykırıyorum kardeşim. Böyle bir adamın bu konuşması, canlı yayında yaptığı bu çağrı karşılıksız kalırsa hakkım helal değil kardeşim. Hakkım helal etmem. Biz sabahtan akşama kadar kelle koltukta mücadele edeceğiz. Devletin polisi, askeri, jandarması, sahada şehitler vereceğiz. Bu adam çıkıp ekranda PKK seviciliği yapacak. Bebek katiline özgürlük isteyecek. Nasıl bir şey ya bu? Ya Allah aşkına, peygamber aşkına ya. Ya biz burada haykıralım, siz de haykırın. Ya yalvarıyorum siz de haykırın ya. Bu yorumlarınızda ya da CİMER'e nereyse artık yazın arkadaşlar, yazın. Buraya kadar geldi ya, yeter ya. Bunu dillendirin, dillendirin ki böyle bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasıyla karşılaşmayalım.
Biz bunu es geçersek yarın devamı gelir. Biz bunu düşünce özgürlüğü dersek yarın bir başkası düşünce özgürlüğünü daha farklı bir şekilde dile getirir. Alenen terör propagandası yapıyor kardeşim. Yaptığının karşılığında almalı, bedelini ödemeli kardeşim. Madem bu kadar cesareti var, devletin bu konuda somut adımlar atması gerekiyor diyorum. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere.